Selam. Artık bir sarı şeker görüntüsüyle başlamak olağan hale geldi. Çünkü bahçeye indiğim zaman ilk gözüme çarpan bunlar oluyor. Yine bir saksı dolusu kedimiz var. Ne yazık ki zavallı bitkiler bunlardan çok çile çekiyor. Herhalde saksıdaki sakulent türü bitkiden eser kalmamıştır. Şimdilik dokunmayayım, artık olan olmuş. Yaramaz, yaramaz çocuk, başka yer bulamadın mı yavrum? Evet, hiçbir şey kalmamış, altında ezilmiş durumda belli. Temizliğini tamamlasın bakalım. Bugün öğleden sonra konuklar gelecek. Bir aşure yapma hevesi geldi bana bu sıcaklarda. O yüzden komşu köyden sevdiğim arkadaşlarım Özlem'le Semra'yı davet ettim. Biraz komşulara dağıttım. İşte onlar da gelip bir tadına baksınlar istedim. Öğleden sonra gelecekler. O yüzden sabahtan buraları bir toparlayalım. Belki bahçede oturmak isterler. İndim aşağıya. Sabahleyin yine zamanımın büyük kısmını kara için harcadım. Karayı besleyip ilaçlarını vermek için epeyce uğraştım. Dünkü videomda gördünüz neler çektiğimi. Aynı şeyleri bugün de yaşadım. Ama buna kesin bir çözüm bulmam lazım. Bu şekilde olmaz. Yani hayvanın da psikolojisi bozuluyor. Benim de moralim bozuluyor. Salı günü yeni sipariş verdiğimiz farklı bir mama gelecek. İçeriye yine böbrekleri için takviye. Fakat markası farklı. Bir de onu deneyeceğiz. Bu arada şöyle etrafı da göstereyim. Bahçenin gölge bir yerindeyim. Bu sarı şekeri görünce bu tarafa geldim. Bakın sarı şekerin yaptığına. Görüyor musunuz? Bu saksı da boş kalsın. Bu yaramaz bu saksıyı yatak olarak kullanacak belli ki. Ah sarı şekerim, ah. Annem diyor ki bitkileri de çok seviyorsun, hayvanları da, ama işte ikisi bir arada olmuyor kızım. Yani ya bitkilerinden vazgeç ya da bunlardan diyor. Bunlardan vazgeçemeyeceğimi kesinlikle o da biliyor. Bitkileri de azaltacağız artık, yapacak bir şey yok. Bakın yine oyunlar, oyunlar. Şöyle yaklaştırayım. Çünkü ben yaklaştığım zaman kaçıyor. Karınları tok. Biraz önce anneleri de yanlarındaydı bunların. Evet. Dünyam benim. Bunlar benim dünyam. Şimdi bu leş kaktüslerini gölge bir yere koyayım. Ondan sonra uygun bir saksıya yeniden dikelim. Umarım kurtarabiliriz. Ne güzel köklenmişlerdi. Karabana ciddi olarak küs. Zorla yediriyorum diye. Bu zorla yedirme işi beni de son derece rahatsız ediyor. Fakat ilaçları var. İlaçlarını alması için yemesi lazım. Tek umudum yarın alacağımız mamada. Şurada bir gül açmış. Pembe bir gül. Ve hemen arkasında yine mavi yaseminler ve Arap yaseminleri. Yine şurada Türkiye'm gülleri açmaya çalışıyor. Gülleri koruyacağız. Güller kalacak. Bunlar Meksika petunyaları. Hiç beni üzmeyen çiçekler. Bunları da daha uygun yerlere taşıyacağız. Ama bahçeyi %60 oranında en az seyreltmek istiyorum. Sadeleştirmek istiyorum. Yer kaplayan, diğer bitkilere zarar veren, bahçenin nefes almasına engel olan bitkileri kaldıracağız. Bunu her sene yapmak istiyorum ama duygusal davranıyorum. Artık bu sene mutlaka yapmam gerekiyor. Şimdi bu Meksika petunyaları çok iklimle uyumlu. Uzun süre çiçek açan bitkiler. Benim de kriterlerim bahçeye, iklime uyumlu olmaları,
donlardan ve çok sıcaklardan etkilenmemeleri, o halde Meksika petunyaları kalacak. Uzun süre çiçek açanlar tabii ki tercihim. İşte kalacak olanlardan biri daha. Ekinezyalar. Ekinezyalara da güzel bir yer ayıracağım. Öyle ara ara değil de belli bir yerde olmalarını istiyorum. Ekinezyaları da bahçemde yetiştirmeye devam edeceğim. Çünkü şifalı bir bitki. Çünkü çok uzun süre çiçek açıyor ve dayanıklı. Sanırım bu salviyalar artık olmayacak bahçemde. Çünkü çok yer kaplıyorlar. Ekinezyalara göre daha az çiçeklenme dönemleri var. Ay sen burada mıydın? Burada mıydın sen? Şunu kaçırmadan bir iki kare görüntüsünü almak istiyorum. Artık az da olsa bana alıştı. Çok tatlı bir şey bu. Tekircik. Sarı şeker de çıktı hemen. Kuzum benim. Sarı şeker. Yine bahçemde olmasını istediğim bitkilerden biri. Fransız kadifesi. Bu da zahmetsiz, kendiliğinden üreyebilen, uzun süre çiçek açan bir bitki. O halde bunu da uygun bir yerde üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Olmazsa olmazımız begonviller. Ancak bu begonvilin yeri değişecek. Çok itinalı bir şekilde kışın bunu kenara tırmanabileceği bir yere alacağız. Bahçenin ortası açılsın istiyorum. Çünkü buralara fare çimi, fare kulağı çimi, fare çimi deneyin nesi. Buralara fare kulağı çimi ekeceğim sonbaharda. Ve begonvili de uygun bir yere taşıyacağız. Önceden belirleyeceğiz tabii hangi bitkinin nereye taşınacağını. Kaldırılacakların hangi bitkiler olduğunu belirleyip gerekli taşımaları yaptıktan sonra bahçemizi çimlendireceğiz. En sevdiğim, en güzel Akdenizli begonviller. Her zaman rol çalıyoruz. Bitkilerden, çiçeklerden bahsederken pıt diye ortaya çıkıyor oyunlarıyla. Benim çekmekte olduğum görüntüleri unutturuyor. Bunların hepsini ellerimle diktim ve meyve vermeye de başladılar. Bunları nasıl kaldırırım? Yani bunlara dokunmayacağım. Şuradaki asma her sene hastalanıyor. Ben kimyasal ilaç kullanmadığım için o hastalıklarla da baş edemiyorum. O yüzden asmayı da kaldırıp yerine mor salkımın bir dalını uzatmayı düşünüyorum. Pasiflora da olabilir. Çünkü sağ taraftan da pasiflora geliyor. Bakalım, ona henüz karar vermedim. Yine burası gölgelik bir alan olsun diye asma çardağını boş bırakmayacağım. Sarmaşıklardan biriyle kaplayacağım. Oh, çok tatlısın. Çok tatlısın sen. Çok tatlısın. Bak bir bana. Bak anneye, bak anneye. Oh güzelim benim. Oh. Bütün dünyaları oyun. Karınları doyduktan sonra oyunlar başlıyor. Yoruluncaya kadar, uykuya dalıncaya kadar oyun. Hiç işim olmayacak. Gelip bunları izleyeceğim. Şu haylaza bakın.
Videomuz yine kedi videosuna dönüştü. Mor salkımları da gösterelim. Ve vedalaşalım. Bakın anneleri de burada dinleniyor. Hak etti yavrucak. Çok emek verdi. Çocukları için çok emek verdi bu annecik. Kuş yuvalarımızı çok seviyorum çünkü sabah erken saatlerde kuşlar geliyor. Böyle her yere kuş yuvası, yemlik koyuyorum. Bunların içi yem doluydu sabahleyin. Şimdi mor salkımlarımızı görerek vedalaşalım. Böyle mevsimsiz mevsimsiz açtılar. Gayet sağlıklı bir bitki. Biraz arsız. Budama yapmak gerekiyor sık sık, yoksa kontrolden çıkıyor. Her taraf bunlarla dolup taşıyor. Bakın bu mevsimde bunların açması pek olağan değil. İlkbaharda kısa bir süre çiçeklenirler mor salkımlar. Daha sonra da tamamen yaprakları kalırdı. Bu sene böyle nedense iklim özellikleri değiştikçe bitkilerde de garip şeyler gözlemliyorum. Her taraf mor salkımlarla dolu. Ha, mevsiminde açan çiçekler kadar iri değiller ama gayet de güzel açtılar. Mor salkımlarımız da böyle. Evet, bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlığınıza dikkat edin. Sevgiler, selamlar.